Hanımlar, beyler, Kadrajlı Sohbetler'den herkese merhaba. Kadraj Bistro Beykoz Tesisleri'nin mekan sponsorluğunda gerçekleşen programımızın bu bölümünde Çeşme'den İstanbul'a bir başarı hikayesini konuşacağız. Bir anne kızın başarısını konuşacağız. Sinem Tuncer'le birlikteyiz. Çeşme Bazlama Kahvaltı marka danışmanı ve sahibi Sinem Hanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, biz sizi doğal ürünlerinizle tanıyoruz. Anneniz Nurten Tuncer'in güzel ürünleriyle tanıyoruz, el emekleriyle tanıyoruz, doğal ürünlerimizle tanıyoruz. Biraz başarı hikayeniz nereden çıktı, bu fikir nereden çıktı? Çünkü sizin de ayrı bir hikayeniz var, Nurten Hanım'ın ayrı bir hikayesi var. Bunun buluşması ve buralara kadar gelmesi, bu kadar istihdam yaratan bir firma haline, bir yer haline gelmeniz ayrı bir konu. Sizden dinleyelim efendim, buyurun. Aslında şöyle, bizim hikayemiz Çeşme'ye dayanıyor. Biz Çeşmeli bir aileyiz. Annem bir emekli öğretmen. Babam keza öğretmenlikten sonra esnaflığa atılmış bir birey. Çeşme'nin en eski esnaflarından diyebiliriz. Biz de iki kız kardeş Amerika'da eğitim sürecinden geçtikten sonra ben Türkiye'ye dönüş yaptım yaklaşık bir 10-12 yıl önce. Asıl alanım benim pazarlama ve reklam yönetimi. 3-5 yıl çalıştıktan sonra İstanbul'da anne baba hali hazırda zaten Çeşme'de bizim bir küçük butik otelimiz var. Onlar o butik otel bünyesinde çalışmaktaydılar. Baba otelin yanındaki marketi işletirken İşte anne de gelen otele misafirlere kahvaltı hizmeti vermekteydi. Bir gün anne dedi ki, kızım ben bu işlere artık yetişemiyorum, lütfen gel bir işin ucundan tut ve bize yardımcı ol. Ben de o gün dedim ki, neden bir markacı olarak, bir reklamcı olarak kendi markamı yaratmayayım ve halihazırda zaten ilerleyen bir iş şeyi potansiyeli vardı ve dedim ki, ben bu işi birazcık daha yeni bir isimle, yeni bir marka konumlandırmasıyla büyütebilirim, değiştirebilirim. Dolayısıyla ben Çeşme'ye, pılı pırtımı toplayıp Çeşme'ye İstanbul'dan gittim, taşındım ve anneyle babayla iş yapmaya başladım. Aslında başarı da burada başlıyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz en çok konuşulanlardan bir tanesi de KOBİ'ler neden hep yerlerinde kalıyorlar veyahut da biz neden ülke olarak büyük markalar yaratamıyoruz. Aslında çok önemli, değerli ürünlerimiz var, kaliteli ürün üretebiliyoruz. Ama onu işte o marka yapabilmek sizler gibi profesyoneller sayesinde oluyor. Burada aslında ilk adımı ne kadar Nurten anne atmış gibi gözükse de siz birlikte atmışsınız diyebiliriz. Aslında evet, bu serüvenin as kahramanları ben ve annem. Baba birazcık da arka perdede kendileri. Şu anda bize halihazırda tedarik anlamında yardımcı olmakta. Anne ile ben el ele verip Çeşme'de ilk yazım benim. Çok da güzel geçti. Yavaş yavaş işletmenin sırlarını öğrenmeye başladım. Derken benim vizyonum, dedim ki bu sadece Çeşme'de kalmamalı. Bunu çok daha büyük bir okyanusa, deryaya atmam gerekiyor. Dolayısıyla dedim ki anneme, gel bu işi biz, bu konsepti Çeşme, İstanbul'da sunalım. İlk önce baba dedi ki, ya nereye gidiyorsunuz işte Çeşme'de, zaten hani ilk 3 ayını geçirdin, dur bakalım bir 3-5 yaz daha geçir burada, işi birazcık daha öğren, kendini pişir, ondan sonra büyük bir pazara atılırsın dedi. Birazcık daha eski esnaf kafası garantici olarak ilerlemekteydi. Saygı duydum, dedim sustum ama dedim ben dedim kafama koydum baba, bu işi kesinlikle İstanbul'a götüreceğim. Anne annedir, tamam kızım dedi, ben senin her daim arkandayım, buysa tam istediğin, hadi yapalım beraber. Tabii bu konuda bütçe kısıtlı, İstanbul'da bir deneyimimiz yok. Kaldı ki istediğimiz muhitlerde kira bedelleri çok, çok yüksek. Dolayısıyla ben kara kara düşünürken bir farklı bir model ürettim, düşündüm. Dedim ki bir hali hazırda olan bir İstanbul'da bir operasyon, bir markanın içinde biz de
misafir olarak davet edilelim. Ve böylelikle giderleri bölüşmüş oluruz. Bundan ötürü de Karaköy'de bir arkadaşımın bir mekanında ben hafta sonları işte sabah 6.30'dan akşam saat 2.30'a kadar mekanı kiraladım. Bütçeme uygun bir şekilde. Ve anne de her perşembe akşamı Çeşme'den bütün hali hazırda erzaklarımızı toparlayıp ta ki maydanozuna kadar çanağımızı, çömleğimizi, her şeyimizi ve cuma sabahı İstanbul'da olmak üzere geliyordu. Biz cuma günü evimizde ön hazırlığımızı yapıp hafta sonları Karaköy'deki o mekanda hizmet vermeye başlıyorduk. Bu çok da güzel başladı açıkçası. Her başarının meşakkatli bir yolu evet. var biliyorsunuz. Aynen ondan öyle. Ondan geçirerek gelen. İstemek çok önemli burada. Dolayısıyla istekle de her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz aslında baktığınızda. Şu anda bu arada ben bunu bir dipnot olarak anlatacağım yaşadığım bir olayı. Tabii Çeşme bazlama kahvaltı benim daha önce duyduğum. Fakat hiçbir şekilde gitmeye fırsatım olmadı işte yoğunluğumdan dolayı bir yerde ama sürekli işte duyuyorum çok güzel bir mekan, muhteşem ürünler. Bir gün çıktım yola gelmek için işte arıyorum, yerinizi arıyorum. O sırada bakınırken bir bayan yanıma geldi, bir yer mi arıyorsunuz dedi kötü bir Türkçeyle, yani yabancı olduğu belli. Çeşme bazlama kahvaltıyı arıyorum dedim. Bana tarif etti. Kusura bakmayın ben dedi İngilizim. O yüzden yeterince Türkçem iyi değil dedi. Ama sizi orada yerinizi biliyordu ve bana tarifinizi yaptı. Ne güzel. Yani bir yabancı, bir Türk'e yerinizi tarif Türkiye etti. Türkiye içinde bile internasyonel olmuşuz. Çok çok. Gerçekten güzel bir başarı. Ürünler zaten muhteşem. Biraz ürünleri konuşalım. Tabii. Benim en çok dikkatimi çekenler çok doğal ürünlerdi. Birebir sizin ürettiğiniz veyahut da özel olarak ürettirdiğiniz ürünlerdi. Kesinlikle. Önce şunu sorayım. Doğalla organik iki farklı kavram. Genelde birbirine karıştırılan kavramlar. Siz organik misiniz yoksa doğal mısınız? Hangisi? Şöyle aslında evet çok haklısınız. Gündemde hep bu iki kelime birbirlerinin yerlerini kullanırlar ama ikisi de çok farklı dediğiniz gibi. Biz organik değiliz kesinlikle. Organik kelimesi bize bizim yaptığımız işle hiçbir ilişkisi yok. Biz siz biliyorsunuz ki organik belirli kıstaslardan, belirli süreçlerden ve sertifikalardan geçen bir aslında süreç. Fakat bizim aslında masalarımıza getirdiğimiz ürünlerimiz daha çok organik değil, doğal. Yani yerel üreticilerden yerinde üretim sağlayarak masalarımıza, misafirlerimize buluşturuyoruz aslında. Aslında bizim aynı zamanda Çeşme'de kendi üretimimizi yaptığımız tarlalarımız var. Evet, işte meyve tarafında ceviz, reçel olsun cevizliğimiz var. İşte domates, biberimiz olsun. Orada sezonluk tabii ki Çeşme'nin sezonu el verdiği şekilde o sezon, o aylarda domatamızı, biberimizi temin etmekteyiz. Yahut bize özel çalışan üreticiler mevcut hayatımızda. Mesela Konya Ermenek'te işte acıkamızın içine giren domates kurumuzu üreten İsmihan ablamız mevcut hayatımızda. Bu gibi yani yerinden direkt bize özel ürettirip masamıza gelenler getiriyoruz. Var. Aynen öyle. Süper. Bu ürün konusuna girmişken reçellerinizi konuşmadan diğer soruya geçmeyeceğim. Kaç çeşit reçeliniz var? Ona değinin, herkes bilsin. Evet. Valla sayısı her daim değişiyor sezonluk oldukları için. Nurten annenin isteğine göre değişebiliyor değil Doğrudur mi? Ama en az 30'dan başlıyor. Bazı aylar işte 40'a kadar gelebiliyor ya da 45 olduğu da oldu tabii ki de. Rekorda kırdık. Oo muhteşem. Evet. 45. önemli muhteşem reçelleriniz var. Hemen hemen hepsini tattım. Gerçekten hepsi çok başarılı. Hı. Peki
Ben en çok yerinize geldiğimde yoğun bir kadın çalışan gördüm. Hı hı. Bu anlamda kadınlara önemli bir istihdam sağlıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 200'e yakın şu anda çalışanınız var diye biliyorum. Doğrudur. Kaçı bayan, bunların hikayelerinden biraz bahsedelim mi kısaca? Tabii. Şimdi aslında hikayemde çıkış noktamızda onlar o konuya değinemedim ama bizim hikayemizin oluşu aslında kadınlarla oldu ilk günden beri. Biz Çeşme, annemle Çeşme'den konsepti İstanbul'a getirdiğimizde takdir ederseniz ki o zaman İstanbul'da hazır bir ekibimiz yoktu. Biz pazar pazar dolaşıp işte gözlemeci ablalarımızı pazarlardan, işte belediye İSMEK kurslarından işte ablalarımızı ya da işte eş dostumuzun evde çalışmayan ev hanımından destek isteyerek aslında ekibimizi kurduk. Dolayısıyla kadınlar bizim için çok önemli. Çünkü biz büyüdükçe onlar da beraber büyüttüğümüz için bu bizim için çok büyük bir gurur noktası oluyor. Ve ileride daha güzel şeyler yapmak için de annemle güç buluyoruz. Dolayısıyla bundan ötürü de pozitif ayrımcılık restoranlarımızda kesinlikle vardır. Güzel. Mutfaklarda ev hanımları çalışmakta ve çok da değişik tabii ki de hikayelerimiz mevcut. Süper. Ben de bir kadın olarak teşekkür ediyorum. Kadınlara uyguladığınız bu ekstra pozitif ayrımcı yönetim tarzınızdan dolayı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Umarım daha fazla kişiye erişirsiniz, daha fazla kişiye dokunursunuz. Hepimiz için geçerli gerçi, bütün ülke için geçerli. Hı hı. Çünkü biz kadınlar, nasıl ki sizler elinizi atıyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz yaptığınız işleri, biz kadınların hepsi bu konuda birbirinden değerli. Siz de destek oluyorsunuz, ne mutlu size. Teşekkürler. Evet, daha yeni yılı girdik. 2009'u kapattık. 2020 önümüzde güzel bir yıl olarak bizi bekliyor diyelim. 2009 nasıl geçti? 2020'den ve daha sonrasından beklentileriniz hem kendiniz için hem firmanız için neler? Şöyle çok güzel geçti, hızlı geçti. 2019 aslında bizim bir şube daha eklediğimiz bir yıl oldu bünyemize. Ailemiz evet yaklaşık bir 30 kişi daha büyüdü. Bu da Alaçatı tarafında bir yeni bir şube açtık. Ve 2020'de bir sürpriz yalnız şubemiz ve lokasyonumuz gelmekte. Belki bir 50 kişi daha eklenecek aileye. Peki lokasyonu öğrenebilecek miyiz? Şu anda olacak? Değil. İstanbul mu? Çok yakında takipte kalınız lütfen. Bizi izleyin. İstanbul'dan. İstanbul. Evet onu verebilirim. Tamam. Ve tabii ki de çok daha güzel projelerimiz var. 2021, 22 ve 23 birazcık daha uzun vadede. Türkiye içinde büyüme hedeflerimiz mevcut. Biz franchise vermiyoruz. Kendi içimizden büyüyoruz. Çünkü biz butik bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bizim DNA'mızı, bizi bizden daha iyi bilen kişilerle büyümenin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü aynı hizmet kalitesini ve aynı ürün kalitesini ABCD lokasyonlarında eşit olmasa da bile çok benzer bir şekilde ilerletmek istiyoruz çok uzun yıllar. Şu an zaten sizi anlatırken gözümde canlandırıyorum. Hı. Yani Nurten Anne eğer bir franchise verirse Nurten Anne oralarda olmak isteyecek. Öyle bir şey de çok söz konusu olamayacağı için. Evet. Yani franchise vermemek konusunda kesinlikle haklısınız. Güzel bir strateji en azından. Kesinlikle ve şöyle aynı zamanda çok daha uzun soluklu bir hedefimizden de bahsetmek istiyorum. Biz bir dünya markası olmak istiyoruz. İnşallah. Çünkü Türk kahvaltısı zaten kendi içinde gerekli değerini alamıyor. Yani bir yurt dışına gittiğinizde Türk kahvesi ya da işte bir simit ama aslında bizim çok özel, çok değerli kültürümüzde olan bir Türk kahvaltısı unsurumuz var. Ve bunu hiçbir marka bugüne kadar aslında dünyayla tanıştırmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla Çeşme Bazlama Kahvaltı olarak Türk kahvaltısını
sadece Türkiye içinde değil ama dünyada bütün farklı ülkelerle tanıştırmayı hedefliyorum. Umarım, umarım. Bizler de o başarılarınızı görürüz. Gerçekten dediğiniz gibi Türk kahvaltısı özel. Biz Türkler kahvaltımızda çok özen gösteriyoruz. Birden fazla çeşitle kahvaltı yapmayı seviyoruz. Yurt dışında bu gelenek yok. O yüzden geldikleri zaman kilo alıp dönüyorlar. Evet. Bunu yurt dışına da tanıtmak lazım. Aslında çok önemli değerlerimiz var, markalarımız var. Onlardan birisi de sizsiniz. Umarım bizler de sizi diğer projelerinizde yurt dışında da görürüz. Evet, görürüz inşallah. Sinem Hanımcığım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayağınızın tozuyla geldiniz, yoğunluğunuzun arasında geldiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Nurten anneye de selamlarımı gönderiyorum. Onu anmadan biliyorsunuz bitiremeyiz. Evet. Programımızı. Kendisi şubelerde olduğu için çok fazla dışarıya çıkamamakta. Evet. Ama biz gideceğiz. Lütfen bekliyoruz sizlere. Peki, çok teşekkürler. Evet efendim. Çeşme Bazlama Kahvaltı marka yöneticisi ve sahibi Sinem Tuncer ile birlikte güzel bir sohbet geçirdik. İnşallah bir sonraki programda diğer detayları da konuşacağız. Kendisinden bu sözü aldık. Kadraj Bistro'nun mekan sponsorluğunda gerçekleşen Kadraj'da Sohbetler programının bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.